Ben aslında bugün bu insan kaynakları zirvesine katılmamın nedenlerinden biri şu, insan kaynaklarını biz TAV'da çok fazlaca önem veriyoruz. Çünkü benim seminerlerde hep anlattığım şöyle bir konu var, insanların da ülkelerin de şirketlerin de bilinen üç tane sermayesi var. Birisi fiziksel sermaye, diğeri bilgi sermayesi, öbürü sosyal sermaye. Bilgi sermayesi ve sosyal sermaye şu anda fiziksel sermayenin öneminin çok önüne geçti. Çünkü fiziksel sermaye bilgi ve sosyal sermayesi olmayan şirketlere akmıyorlar. Sosyal sermaye nedir bu? Network'ünüz, tanıştığınız, bildiğiniz insanlar, çevreniz çok önemli. Bilgi sermayesi de insan kaynaklarınız, iş, iş yapma metodlarınız, patentleriniz. Demin gencecik kardeşimizin söylediği gibi biz insan kaynaklarına eğer hedefi veremezsek, yani hedefi açıkça tarif edemezsek, ona uygun stratejiyi onlara tek tek söylemezsek ve o stratejiden sonra doğru insanları doğru koltuklara oturtamazsak, yani iyi insanı değil, bu iyi insandır buraya otursun değil, doğru insanı doğru koltuklara oturamazsak, bizim uygulama şansımız olmuyor. Türk insanını e, iyi yönetirseniz ve hakkını verirseniz neler yapacağını hakikaten şaşırırsınız. Ben bunu dünyanın çok çeşitli yörelerinde gördüm. eğitim bitmiyor. E yani ben öğrencilere verdiğim seminerlerde de öğrencilik hayatınız bitebilir ama yaşamın öğrencisi olmaya mecbursunuz derim. Çünkü diplomalarımız kredi kartı gibidir. Geçerlik süresi vardır. Yani 4 yıldan fazla eğer bilgi top bilgi ekleyemezseniz hanenize sizin ileride başarılı olma şansınız hangi okuldan mezun olursanız olun, hangi bölümünden mezun olursanız olun mümkün değildir. Efendim çok teşekkür ediyorum hepinize. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, iyi günler.